O zaman şu soru değerlendirmeler. gündeme gelir. İsrail, Lübnan ve Suriye'yi vuruyor. Gazze, Lübnan, Suriye. Yani sıradaki tamamıyla Suriye mi? Öncelikle onu sorayım. Hayır, ben Suriye'ye nereye kadar gidebilir? Orada Rusya var. Orada Rusya Yani var. Tartus'a kadar geldi geldi İsmet de abi. onun ne olduğunu ayrıntısını tam ben mesela öğrenemedim. Bir Tarus'ta şeyde Tartus'ta bir şeyler söylediler ama o şeyden üsse uzak bir yermiş galiba vurulan bir yer. Ya şey de Boş deniliyor, konteynerler. yani limana yakın yerler de galiba vurulmuş. Evet. Rus donanmasından unsurlar da orada. Ama o saldırı da bence bizi de ilgilendiren boyutu şu. Ben Ben o gün sonra da sıra Türkiye'ye mi geliyor diye ben hayır soracağım. yok ben o gün şuna baktım. 13 taneydi son ajansların geçtiği haber. 13 tane füze attı İsrail diyorlar. Hava savunma sistemleri devreye girdi ve etkisiz hale getirildi. Orada muhtemelen S-400'ler vardı sanıyorum. Evet, Değil mi? olabilir. Kuvvetle muhtemel onlar vardı. Hava savunma sistemi dediğin şeyin ne kadar önemli olduğunu tarihin bu dönemi bize gösteriyor. Tabii. Eğer hava savunma sistemin yoksa geçmiş olsun. Şimdi bir tartışma da yürüyor ya. Türkiye S-400'leri verdi, verecek işte ABD'ye Sen de asılsız. arkadaşını hiç okumuyorsun Okuyorum ama. okuyorum. O yüzden sana pas atmaya çalışıyorum da sen gereksiz alınganlık Şimdi burada gösteriyorsun. anne Suriye'yi Hayır, konuşuyoruz onu... da ondan önce bakın ondan önce şu Kıbrıs meselesini asıl Bir konuşmak dakika ama lazım. bir dakika karıştırmayalım. Evet. Yavaş yavaş gidelim. Şöyle yani çok haklısın. Hep aynı hikaye gündeme getiriyorlar. Bu sefer de Yunan medyası üzerinden gündeme Evet. getirdiler. Bundan yaklaşık 1,5 yıl önce aslında yani yazalı bir hafta oluyor herhalde. 1,5 yıl önce Amerikalılar o kadar tuhaf bir teklifte bulundular ki Türkiye'ye. Yani bize teslim edin kutular halinde İncirli'ye. başında bekleyelim. İncilik falan demiyor. Nöbetçi Biz koyalım. bir de nöbetçi koyalım diye. Biz bir de bakınalım. Türkiye tabii ki reddetti. Yani bakınalım anladınız değil İnceleyelim. mi? İnceleyelim. İnceleyelim. Mühendisliğini Neymiş bakalım. inceleyelim. Türkiye tabii ki reddetti. Sonra hop geldiler. Tamam bir sizin askeriniz olsun bir bizim askerimiz olsun. Türkiye yine reddetti. Şimdi bu sefer de şeyle geliyorlar. Yani aslında hiç olmayan bir teklifi şu an Yunan medyası üzerinden varmış gibi, yeni yapılmış gibi getiriyorlar. F-35 mi? Ne anlama gelir anne? Ya Türkiye'yi bir şekilde sıkıştırmaya çalışıyor Veya Türkiye ile S-400'de. Rusya arasında güvensizlik Tabii ki bunu yaratma, yarattı. Ya ilişkileri bunu en bozma. başından yapmaya Evet. çalışıyor. Ama Türkiye'de bir pozisyon değişikliği yok. Türkiye ret 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 ret. Amerika'nın her talebine ret 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 ret. Ve döndü ondan sonra da masaya 25 tane madde koydu. Önce kardeşim sen şunları yap bakalım dedi. Yaptın mı sen? Suriye'de 25 maddenin herhangi biri. Çünkü bugüne kadar ne diyorlardı? Elimizde yazılı bir metin yok. Arkadaş sana her toplantıda Türkiye söylüyor. PYD, YPG konusunda yapman gerekeni. Al bu sefer yazılı metin de var. Bunun üzerinde çalış bakalım. Çalış. Milli En Savunma Bakanlığı azından da bugün net bir 25 şekilde maddeyi açıkladı. yap. Milli Savunma Bakanı da bugün F-400'ler meselesinde Aa, pozisyonumuzda o hiçbir evet, değişiklik evet. yoktur diye Evet. net bir şekilde açıklama yaptı. Peki şimdi dönelim konumuza. Yani bu Golan işinde İsmail Düker konuşmadın. İsrail'in Golan'la derdi ne? Neden İsrail'inmiş bu Golan? Golan İsrail'in değil. Biliyorum İsrail neden önce benim diyor. işgal etti sonra ilhak etti Evet. yani. Evet. Ya Golan çok bereketli bir yer. İki nehir var, bir göl Hı. var, su Su, kaynakları, su. su havzası Su. oldukça bol bir yer. Çölün ortasında su petrolden daha değerli. Dolayısıyla bunu çok istiyor İsrail. Bu sadece hani doğal kaynaklarla aman da ne güzel su var değil. Şam'ı tepeden görüyor. Giden arkadaşlar var mı? Evet. Evet, Evet. Şam'a o kadar hakim ki. Yani bakıyorsun eline al dürbünü, Şam'da hangi sokakta hangi ışık yanıyor falan. Ya bu kadar hakim bir yer. Jeopolitik şeyi de yüksek, stratejik noktada, kilit Hı. noktada. Hı. Bir de Suriye'nin alt tarafında. Yani eğer Suriye'ye doğru bir harekat yapacaksan, burası son derece elverişli bir yer. Öbür tarafta Lübnan var, Ürdün var vesaire. Ama yani geldiğin zaman, baktığın zaman, askeri olarak da baktığında çok elverişli. Yani nereden bakarsan Golan önemli. Bu İsrail için önemli de Suriye için değil mi? Aynı şeyler Suriye için de geçerli. Su havzası var. O da İsrail'i bir biçimde görüyor. O da İsrail'in kalbine doğru giden bir yol Golan.
Dolayısıyla Golan uzun yıllardır kavga kıyamet, işte el değiştiriyor vesaire. Ama son geldiğimiz noktada, son itibariyle 1800 kilometre karenin 1200 kilometre karelik bölümü İsrail'in kontrolünde maalesef. Şimdi de bu işte 40 bin kişi, sözde edilen 40 bin kişinin Golan tarafında toparlanıp Golan'ı tekrar İsrail'den almak üzere harekete geçecekleri ifade ediliyor. Ama onun sonuçları ne olur? Bugünden kestirmek mümkün değil. Ama şöyle bir sonucunun olacağını çok net kestirebiliriz. Ateşkes olmaması için çok sağlam bir bahanesi olur Netanyahu'nun. Bu onun bahanesi olacak diye buradaki hareket yapılmamalı mı? Hayır, yapılmalı. Bu başka bir şey. Yani o da olacak, bu o bahaneyi kullanacak ama bu da o bahane olacak diye hani es geçilmemeli. Buradan bir hareket, eğer kabiliyeti varsa, yeterliliği varsa o birliklerin, o örgütlerin yapmalı. Ha, sonra kimin olacak orası? O da ayrı bir soru. Yani diyelim İsrail kaybetti Golan'ı, işte o 40 bin kişilik ekip ya da grup her neyse Golan'a çıktı, bayrağı dikti. Tamam da kimin bayrağını dikecek oraya? Öyle kozmopolit, öyle karma karışık bir Suriye'de yapı canım, ki orada bir tartışma yok. Normalde o öyledir de acaba İdlib gibi bir şey mi olur? Hayır. Yani şimdi elbette Suriye'nin toprağı şu anda ama İsrail bayrağı var. Hayır zaten Netanyahu İsrail'den o bayrağı alır. Suriye bayrağı yerine kimin bayrağını dikeceğini bilemezsin. Başka Trump biliyorsunuz en son olayı? Yaptığı açıklamada yani, Golan'ın İsrail'e ait olduğunu onaylayacağım dedi. Ama Golan'ın olayı ne? İsrail'in yakın döneme kadar su ihtiyacının %15'i oradan sağlanıyor. Oradan sağlandı. Yani su hayattır var ya mottomuz. Evet, su hayattır. Peki şimdi senin aslında yani demin okuduğun İsrail'den... Kestim mi seni? Seni desteklemek pardon, için söyledim. Bitirmedin mi? Bitti. Çok özür dilerim. Hayır, ben seni desteklemek için söyledim. Peki, Yunus bizim... hayır, devamı gelecek mi diye bakıyorum. Yunus, yok, biz bizim... programlarda bu kadar konuşabiliyoruz. Yoksa son dakika diye kesiliyoruz. O yüzden ben fırsat bulduğum anda hemen söyleyeceğimi söylüyorum. Hayır, son dakika diye seni kestiğini söyleyen sen, son dakika diye beni kestin. Bir şey diyeceğim. Biraz gazeteci önce ayakkabı atabiliyorsa ben de atsam mesela başıma bir şey gelir mi? Yok gelmez. Senin ayakkabıların pahalıdır, kıyamazsın. Bardak olur. Olmaz. Çok ayıp. Şeyin ayakkabısı düzdü, seninki topuklu. Topuklu. Peki Yunus bizimle birlikte. Şimdi Yunus bir ateşkes imkanı Netanyahu reddetmiş olsa da hala var mı? Bir defa bize... Kısaca bir özetler misin? Amerika ile Fransa'nın öncülük ettiği bu ateşkes neyi içeriyordu? Netanyahu Amerika'dayken bu ateşkes içeriğini bir kere daha konuşma imkanı var mı? Tam Netanyahu Amerika'dayken İsrail'den gelen açıklamada Netanyahu bunu kabul ederse hükümeti dağıtırız diye de bir tehdit var. Dolayısıyla... Şu an itibariyle bu ateşkesle ilgili Amerika'da ne konuşuluyor? Şimdi bunun başını Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa çekiyor. Başkan Biden ve Cumhurbaşkanı Macron iki tarafla da hem Lübnan'da, Lübnan tarafıyla hem de İsrail'de hem Netanyahu yönetimiyle bir süredir görüşmeler yürütüyordu. Ancak bunun tabii İsrail tarafı bilgisi dahilinde gerçekleşmiş olmasına rağmen Netanyahu'nun bugün açıklamasını dinledik. Ondan dolayı çok tuhaf zaten bu yaşananlar. Büyük bir skandal. Aslında bugün o şu an ekranda gördüğümüz açıklama JFK Havalimanı'nda. Çünkü dün akşam Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık ve Katar bir açıklama yayınladı. 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'da yaşananlar kabul edilemez, hoş görülemez. Bu yaşananlar Lübnan'da daha büyük bir savaş riskini taşımaktadır. Bu yaşanan çatışmalardan ötürü insanlar evine dönememektedir. Ondan dolayı iki tarafı da acil ateşkese çağırıyoruz demişlerdi. Ve bugün Netanyahu indi. Ateşkes falan yok dedi. Net bir şekilde. Bizim politikamız net. Biz Hizbullah'ı vurmaya devam edeceğiz. Zaten uçakta gelirken de bir suikast emri verdim. Bizim durma gibi bir niyetimiz yok dedi.
Sonra Beyaz Saray çıktı dedi ki biz bu açıklamayı da yani hem Başkan Biden'la Macron'un ikili açıklaması hem de bu biraz önce saydığım ülkelerin ortak açıklaması biz bunu İsrail'in bilgisi dahilinde yaptık. İsrail de buna katılıyordu dediler. Ve burada Netanyahu'nun Amerika'ya ayak bastığı gibi yağmurun altında çıkıp İsrail medyasına bu açıklamayı yapması Beyaz Saray'a çok ciddi bir tokat niteliğinde. Yani bir şeyi konuşuyorlar, diplomatik olarak anlaşıyorlar, açıklama yayınlıyorlar. Hemen sonrasında Netanyahu, yo öyle bir şey yok ki. Yani ne ateşkesi, ben vurmaya devam edeceğim Hizbullah'ı diyor. Böyle bir olay yaşanmış durumda. Şimdi Beyaz Saray aynı zamanda görüşmeler de devam ediyor dedi. Ama zaten şundan dolayı da bizim çok ciddi şüphelerimiz var. 31 Mayıs'ta Başkan Biden Beyaz Saray'da, biz gazetecileri bir anda topladığında Orta Doğu ile ilgili çok önemli bir açıklama yapacağım diye 3 aşamalı Gazze ateşkes planını açıklamıştı. 4 ay geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun altını çizdi. 4 aydır bir kağıt geliyor gidiyor diye. Yani bu noktada Lübnan'da 21 günlük ateşkes olacak. Ondan sonra diplomasi işleyecek açıklamasını Amerika Birleşik Devletleri'nin ne kadar ciddiye alabiliriz? Ki ABD, Netanyahu da artık yani uzun bir süredir zaten ama hiç ciddiye almadığını, Biden'ı hiç takmadığını, söylediklerinin hiç umrunda olmadığını kendi ülkesinin topraklarına gelip söyledi. Yani Amerikan toprağında açık açık meydan okudun. Ne ateşkesi diye. Ya peki Yunus, oraya girip bir şey sorabilir miyim? Yani bu İsrail Amerika'dan daha güçlü, daha kuvvetli mi? Yoksa seçim süreci nedeniyle şu an bütün Amerika'yı sömürüyor mu? Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e sana silah göndermiyorum diyecek kadar cesareti yok mu? Şimdi bunu çok dikkatli bir şekilde açıklamaya çalışacağım. Amerika Birleşik Devletleri'nin siyaseti, siyasetçileri, kongresi yani milletin Washington'a yolladığı vekilleri İsrail lobisi tarafından ciddi anlamda kontrol altına alınmış gibi duruyor. Bunun biz çok net itirafını Cumhuriyetçi Parti Kongre üyesi Thomas Massey'den duyduk. Ne dedi? Yahudi lobisinin, İsrail lobisinin bütün vekillere, bütün kongre üyelerinin başına atadığı bir temsilci var dedi. Biz hangi şeylere evet diyecek, hangi yasalara hayır diyecek bunlara karar veriyorlar dedi. Ve bunların da kampanyalarına, seçim kampanyalarına milyonlarca dolar, onlarca milyon dolar yardım yapıyorlar, bağış yapıyorlar. Bu şekilde de siyaseti ellerinde tutuyorlar. Başkan adaylarına bakın. Donald Trump 2015'te daha adaylık süreci yeni başlamışken çıkıp şunu demişti Yahudi Cumhuriyetçilere. Siz beni sevmiyorsunuz çünkü beni satın alamazsınız. Beni sevmediğinizi biliyorum, oy vermeyeceğinizi biliyorum diyen adam. Şimdi diyor ki beni seçmezseniz ülkeniz yok olacak. Beni seçmeniz lazım. Ben sizin savaşınızı destekleyeceğim. Kudüs'ü size verdim. Başkent yaptım. Golan'ı size verdim. Daha ne yapayım diyor. Sizin topraklarınızı büyütmenin daha büyük bir yolu yok mudur diyor. Ben daha fazlasını yapacağım, sizin koruyucunuz olacağım diyor. Yani o bile oradan buraya gelmiş. Kamala zaten aynı şekilde. Ben kariyerim ve hayatım boyunca İsrail'i ve İsrail halkını destekledim diyor. Yani baktığınızda tamamen kontrol altına alınmış, sarmaşık gibi sarılmış bir sistem var. Bu noktada Başkan Biden, biliyoruz katliama destek verdi, soykırma, hep bunların hepsi doğru. Ama şuradan da bakalım. Mayıs ayının başında Biden çıktı dedi ki CNN'e özel röportajında. Refah'a girerlerse silah gönderimini askıya alacağım dedi Hande Fırat. Ne oldu ondan sonra? Birkaç gün içinde Cumhuriyetçisi Demokrat'ı, siyasetin medyası astı, dar ağacı kurdu, Başkan Biden'ı astı ve şaka gibi ama Biden vatan hainliğiyle suçlandı. En büyük müttefikimize ihanet ediyorsun diye suçlandı. İhanetle suçlandı. Sadece başını çıkardı. Bakın hani yani şöyle bir kafasını çıkardı. Öldürmedikleri kaldı bir tek. Yani bu noktada hiçbirinin hareket edeceği bir nokta yok. Ondan dolayı soruya geliyorum bu kadar hani uzun bir özet geçtikten sonra. Evet, Amerika'nın hiçbir şekilde burada sanki bir aksi yönde karar vermesi gibi bir durum yok. Bir de şöyle bir şey de var. Tabii hep şunu şey yapmayalım. Aslında Amerika istiyor da yapamıyor gibi bir şey de o zaman bence İsrail Amerika Birleşik Devletleri'nin rehin almıştır.
Doğru ya ama bu şu anlamına gelmiyor. Sen oradan yorumunu yapma da yandan. Yani orada yaşıyorsun. Evet, evet hani yani bir anlamda öyle denebilir ama şu anlamına gelmiyor. Amerika İsrail'in yaptıklarını hiçbir şekilde desteklemiyor, işine gelmiyor ya da birlikte çalışmıyorlar anlamı da yok. Yani Amerika'nın şu an bölgede 20'ye yakın savaş gemisi, nükleer, denizaltısı, uçak gemisi, yüzlerce savaş uçağı, çoğu 5. nesil. Onu soracağım zaten. Peki oradaki sıkıntı şu. Şimdi haritada gelebilir ekrana, senin yan tarafına da gelebilir. Orta Doğu'daki Amerika'nın ek askeri varlığı. Amerika Orta Doğu'ya ek asker gönderiyor. Bunun gene hani genel olarak biliyorum senden rakam açıklanmıyor ama bu ek asker sayısına ilişkin yeni bir gelişme var mı? Niye gönderiyor? Bu bir kıyamet savaşına mı hazırlık? Yoksa her zamanki gibi açıklamalarında caydırıcı güç olarak mı gittiklerini iddia ediyorlar? Bu sefer hiçbiri değil. Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık aynı anda bölgeye ek asker yolladığını söyledi. Bunu pazartesi günü duyurmuştuk ilk son dakika olarak. Şöyle bilgiler geliyor. Sayı olarak birkaç düzine diyorlar da yani ona müthiş şüpheyle bakıyorum ben Hande Fırat. Birkaç düzine asker yani neyi değiştirecek yani ne işe yarar? Birkaç düzine askeri yani müthiş şüpheyle yaklaşıyorum buna. Hadi diyelim birkaç düzine asker. Bunlar Güney Kıbrıs'a konuşlandırıldı bilgisi var. Hem İngiltere'nin hem de Amerika'nın askerleri. Bunun da Lübnan'dan tahliye operasyonu için gönderildiği söyleniyor. Bakın geçtiğimiz haftalarda CNN Türk olarak bunun üzerine gitmiştik. Pentagon'da sormuştuk. Amerika ve Güney Kıbrıs bir askeri işbirliği anlaşması imzaladı. Bakın 30 yıla yakın ABD Güney Kıbrıs'a ambargo uyguladı, silah ambargosu. En son bunu birkaç yıl önce ambargoyu kaldırdılar. Şimdi de askeri işbirliği anlaşması imzaladılar. Çok önemli bir nokta bu. Ve şimdi de orayı İngiltere, Amerika ve Almanya bir üs olarak kullanıyor. Yani yüzer uçak gemisi gibi kullanıyorlar Güney Kıbrıs'ı. Ve bunun da Lübnan'dan büyük bir tahliye operasyonu adına gerçekleştirildiği haberleri geliyor. Peki kimi tahliye ediyorlar? Amerikan, yani kendi vatandaşlarını mı? Anlaşıldı. Ya bekletiyorum, kusura bakma. Şimdi Kıbrıs meselesini konuşalım diyordun. Yunus'a soru da sorabilirsin ayrıca ama şunu merak ediyorum. Yani o zaman bu ek askerler kendi vatandaşlarının tahliyesi ise ve Yunus'un ifadesiyle adeta bir işte yüzen liman olarak oranın kullanılması hem Amerika hem İngiltere... Şu anda kaç askeri var Amerika'nın bölgede? Bana mı sordun Yunus'a mı? Ben 50 bin. Pentagon 50 bin. 50 bin mi? Yunus biliyor muyuz? Pentagon'daki üst düzey yetkiliden geçtiğimiz haftalarda öğrenmiştim Zafer Şahin. Bize 40 bin dedi yetkili. Resmi rakam bu. 40 net. Bin, evet, hani duyum de falan değil. Doğru. Resmi Pentagon 40 bin dedi. Ama burada bir şerh düşeyim. Bu 40 bin ve bunun üzerine birkaç şu an o gördüğünüz bunun üzerine birkaç düzine daha mı göndereceğiz diyorlar. Yani ona ben hiç inanmadım işte, yani birkaç düzine çıkayım. Bir düzine 12 taneden sayarsan 50, kaç 60, olduğunu bilemiyoruz. 60 asker. Yapmayın ya, ben ya hiç Allah Allah. Birkaç düzine. Ya. Haberi aktardım ya, ama daha lafın etmeye gelmezdi. Onun için diyorum. yani pardon affedersin dinliyoruz. Ya vahim olan hani ne biliyor musun? Bak Yunus'a gitmeden hiç inanmıyorum. İnanmıyorsun. Şöyle diyorum, tamam ben de inanmıyorum. Vahim olan şu. Amerika Birleşik Devletleri'nin neden burada 40 bin askeri var? Mesela kimse bunu sorgulamıyor ya. Yani. Onu sorguluyor yani bu yasalla, işte. Hayır bu ya, sanki yasallaştı. Tabii uluslararası yani hukukta bu böyle hak, bir... Arkadaşlar hakkı, bunu sorguluyor. Şu an Amerika'nın neden bu kadar askeri var burada? Şöyle. 40 bin yetmedi. Birkaç düzine Yunus'un ve benim inanmadığımızı şu an açıkladığımız. Ya alay ediyorlar. Birkaç düzine alay ediyorlar. Tahliye için geldiği iddia edilen gerçekten o kaç düzine ve niye tahliye için bu kadar asker geliyor? Ve niye tahliye ediyorlar? O zaman şunu anlarım ben. Eğer Amerika, İngiltere ve Almanya Güney Kıbrıs'ı yüzen liman olarak kullanıp vatandaşlarına tahliye ediyorsa
İsrail'in sıradaki planı, isterseniz limana kadar deyin, ister limanın altı nehre kadar, ister nehrin altına kadar deyin, demek ki Lübnan'ı da aynı şekilde büründürmek diye düşünüyorum. Şeyi de yaptılar. Hande, kara harekatı konusunda bunu Hande Fırat. Çünkü İsrail Genelkurmay Başkanı dün askerlere o açıklamayı yaptı. Bakın uçakları duyuyorsunuz, tepeden vuruyorlar. Biz sizin Lübnan'a karadan girişinizi hazırlıyoruz dedi. Net kamerada bu yani. Bu da duyum falan değil. Kamera önünde İsrail Genelkurmay Başkanı Lübnan'ı karadan işgale hazırlandıklarını söyledi. Pentagon da bunun üzerine şu yorumu yaptı. Dedi ki karadan işgal çok yakın zamanda gerçekleşmez dedi ama bu açıklama bile kendi içinde bir itiraf. Yani işgal bir süre sonra gerçekleşecek ama çok yakın değil. Hani bugün yarın değil gibi bir açıklama yaptı Pentagon. Bir de o 40 bin sayısına bir şerh düşeyim. O 40 bin büyük ihtimal şu an karada olanlar. Yani Katar, Bahreyn, Ürdün, Suriye, Irak. Yani buralarda olanlar. Ondan dolayı bir de burada bu çıkarma grupları var. Savaş gemisi var, uçak gemisi, nükleer denizaltı. Bunların hepsiyle toplarsak herhalde ona bir 10-15 bin daha eklemek lazım.